Interpol'ün genel kurulları her yıl bir ülkede gerçekleşiyor. 194 devletin üye olduğu uluslararası polis teşkilatı. Interpol hem suçların önlenmesi hem de işlenmiş suçlarda suçluların, sanıkların takibi, teslimi, ilişkilerinin, delillerin tespiti konusunda çalışma yapan bir uluslararası polis teşkilatı olarak görev yapıyor. Haliyle de aslında çok stratejik, kritik bir görev. 194 ülke üye. Bu sene İstanbul'da dün başlayan genel kurulda 195 ülkenin üyeliği gerçekleşmiş oldu bir ilaveyle beraber. Her yıl bir ülkede genel kurul yapılıyor. Bakanlar ve polis şefleri üst düzeyde katılıyor bu genel kurullara. Bu genel kurulda 89. genel kurulda İstanbul'da gerçekleşiyor. Salı günü 23 Kasım Salı günü başladı. Ve 25 Kasım'da da bitecek. Bu genel kurulun tabii şöyle bir özelliği var. Belki İstanbul'da olmasına rağmen Türkiye gündemine çok giremese de bu konu dünyada çok ciddi bir şekilde konuşuluyor. Neden? Zira Interpol bu genel kurulda yapılacak seçimle 2021 22 için yani bir önümüzdeki bir yıllık dönem için Interpol genel başkanı seçilecek ve komite üyeleri, icra komitesinin üyeleri seçilecek. Burada başkanlık konusunda ciddi bir yarış var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden oradaki meşhur polis şefi, İçişleri Şefi Ahmet Nasır El Reisi başkan olarak aday. Aynı zamanda da Çin'den Yu Binjian aday. Bu iki aday da aslında işledikleri suçlarla maruf bilinen adaylar. Ahmet Nasır El Reisi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki birçok sistematik suçların, işkencenin, Afrikalı işçilerden kadın işçilere cinsel saldırı suçlamalarına kadar birçok suçlamada bilinen o suçlamayla suçlanan bir insan. Sistematik insan hakları ihlallerine eli bulaşmış bir insan. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki farklı Müslüman düşünce gruplardan insanlara işkenceleriyle onların haksız tutulmaları sırasında yaşadıklarıyla alakalı suçlanan birisi ve bildiğimiz kadarıyla da kendisi de bizzat bu sorgulara katılan bir insan. Yani bu kadar İslam dünyasında ve yine Batı dünyasında işlediği suçlarla bilindiği halde böyle bir isim Uluslararası Polis Teşkilatı'nın başına aday oluyor. Tabii biliyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri birçok uluslararası mekanizmada etkin olmaya çalışıyor. Parasal gücünü kullanarak buralarda politikalar değiştirmeye çalışıyor. Bu herkesin malumu. Bazı ülkelere özel uygulamaları da söz konusu. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi bildiğiniz üzere 15 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin parmağının olmasından, işte finans kaynağı oluşturmasından, Türkiye'deki işte Kaşıkçı cinayetinden birçok olaya kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve onların çetelerinin unsurlarının müdahalesi biliniyor. Şimdi bu kadar kriminalize olmuş bir yönetim ve bu yönetimin içerisindeki en kriminalize olmuş isimlerden bir tanesi ve bu suçlar dünya kamuoyunca bilinmesine rağmen orta yerde başkan adayı olacak ve tabiri caizse aslında parasal gücüyle ve bir de başkanlık yönetimini alırsa Birleşik Arap Emirlikleri Interpol'ü uluslararası özel jandarması haline dönüştürmek gibi bir risk söz konusu. Tabii bilemiyoruz seçimin sonuçları nasıl olacak çünkü bütün devletler oy kullanacaklar. Bu delegelerin oylama sisteminde nasıl bir karşılık çıkacağını şu anda kestirmek mümkün değil ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin ciddi bir lobi yaptığını biliyoruz. Öte taraftan bir diğer aday da Yu Binjian ismindeki Çinli aday. Çin de onun kazanması için ciddi bir efor sarf ediyor. Önceki dönem başkanı da aslında Çin'dendi ama bir yaşanan bazı kendisinden kaynaklı problemler sebebiyle görevi yardımcısına vekaleten devretmek zorunda kalmıştı. Yine suçlamalarla, kendisine yönelik suçlamalarla alakalı olarak. Tabii Çinli yeni başkan adayı içinde
Uygurlara yönelik yapmış olduğu ihlallerle söz konusu, insanların kaybettirilmesinden haksız tutulmasına, işkenceye kadar suçlamalar var onun hakkında da. Gerçekten hani ehveni şer, hangi kötü daha iyi? Aslında hepsi birbirinden kötü. Ama bu durumda yani hep bizi ilgilendiren kısmı şu, hem Türkiye'yi devlet olarak hem İslam dünyasını ilgilendirdiği kısmıyla, bu yapının zaman içerisinde tamamen masum insanların kriminal gösterilip onların ülkeler arası teslimiyle ilgili risklerle karşı karşıya gelmiş olacağız. Biliyorsunuz birçok masum insanı Sisi mesela suçlu ilan etti ve istiyor yani başka ülkelerden. Şimdi Interpol'e taraflı olan ülkeler onun getirdiği sözleşme kurallarına uymak zorundalar. Şimdi öte taraftan mesela Türkiye de istiyor yani kendi yargıladığı ve suçlu bulduğu insanların teslimini de başka ülkelerden istiyor. Herkesin, her devletin bir takım talepleri var. Interpol de aslında bu talepleri kendi yönetim mantalitesine göre yönlendirebiliyor. Şimdi böyle bir durumda neyle karşı karşıya kalacağız? Uluslararası Polis Teşkilatı'nın da mazlum ve masum insanları daha fazla mazlum etmesi ve belki insanların ortadan kaybolması, belki infaz edilmesi gibi bir takım risklerin ya da uzun soluklu işkence ve kötü muamelenin artması gibi bir riskle karşı karşıya kalacağız. Haliyle de dünyada insan hakları örgütleri, mağdur yakınları, mahpus yakınları, sivil toplum kuruluşları, duyarlı olan herkes buna itiraz ediyor. Kendi devletlerini, parlamenterlerini bu yani suçlarıyla ve zulmüyle maruf olan insanların, adayların seçilmemesi için etki etmeye çalışıyor. Bazı ülkelerde karşılık da buldu. Mesela El Raisi ile ilgili Türkiye'de benim yaptığım gibi 4 farklı ülkede daha suç duyurusu yapanlar oldu. Yani onun kendisinin teslim edilmesini talep ettik biz suçlu olduğu için. Bunu yapan ülkelerde basın açıklamaları da gerçekleştirildi. Mesela Almanya'da Alman katılımcıların, delegasyonun El Raisi'ye oy vermemesi için karar açıklayanlar oldu. Hakeza Uygurlar, Uygurların talepleri doğrultusunda Çinli adayın seçilmemesi için talepler söz konusu oldu. Ama göreceğiz bunlar ne kadar etki edecek. Sonuçta uluslararası alan, uluslararası hukuk çok realpolitiğin etki ettiği bir alan.